dere kumu görünümü, fotoğraf, Flickr niçin dere kumu, deniz kumu olmaz mı? Esas mesele kumun iri tanili olmasıyla ilgilidir ve dere kumu denizden çok uzak yerlerde de, her yerde bulunur. Deniz kumu ayrıca kabuklu deniz canlılarının kabuk parçaları ile karışıktır. Hatta bazı yerlerde salt bu kabukların kırpıntılarından ibarettir ve kabuklar aslında kireç ile aynı şeydir kalsiyum bileşikleridir. Toprağın derecesini yükselterek köklerin topraktan demir elementi alımını engelleme riski var. Silis ve kuvars kumları Silis veya silisyum kumu da çok iyidir. Bir de kuvars kumu var ki aslında silis kumuyla aynı şeydir fakat daha saftır. Kuvars kumu saf, parlak, kristal yapılıdır. Silisyum kumu onun daha kaba ve pek parlak olmayan halidir. Hangi kum olursa olsun tanelerinin iriliği 2 mm'den küçük olmamalıdır. 3 mm ila 5 mm arası boyutlardaki tanelerin çoğunlukta olması şartı ile 2 mm ila 6 mm arası değişen irili ufaklı taneli kumu tavsiye ederim. Bir de mıcır var sert doğal kireç taşı kırpıntılarıdır. Yukarıda belirttiğim ideal boyutlarda taneler halinde mıcır bulsanız bile saksa toprakları karışımında kum ile aynı amaçla kullanmamalısınız. Kendi sayfasında anlattığım amaçlarla kullanabilirsiniz. İnce kumun zararı doğal toprakla karıştığında fena halde sertleşmelere hatta betonlaşmaya sebep olur. Bundan dolayı torf topraklar için bile kum tanelerinin boyutu 2 mm'den küçük olmamalı. Doğal arazi toprakları için ise kum tanelerinin boyutu 3 milimetreden küçük olmamalıdır. Doğadan, inşaat yerlerinden alınan kumlar, akvaryumcularda dere kumlu temiz halde satılır. Eğer doğal yerlerden ya da inşaat malzemeleri satılan yerlerden dere kumu alırsanız direkt kullanmayın. Önce yıkayıp tozundan, çamurundan, olası parazitlerinden iyice temizlenmesini sağlayın. Sonra suyun süzün ve kızgın güneşte kurudun. Ben bu işleri geniş bir leğende yapıyorum. Tamamıyla kuruyan kumu eleyerek çok küçük tanelerinden arındırın. Artık kullanıma hazırdır. Kullanım amacı, dere kumu, silisyum kumu, kuvars kumu saksı bitkilerinde aşağıdaki amaçlarla kullanılabilirler. İrilik yukarıda açıkladığım boyutlarda olmalıdır. Bir toprak karışımlarında toprağın süzekliğini arttırmak, Sıkışmalar sonucu sert bloklaşmaları ve macunlaşmaları önlemek, toprakta kendiliğinden oluşan tuzlaşmaların hem negatif etkisini azaltmak hem de inatçı kalıcılığını önlemek gibi kök sağlığına büyük katkıları olur. Genel olarak kumun karışımdaki oranı %25 tutulmalıdır. 3 ölçü toprak artı 1 ölçü kum. Ponza taşını da birçok yazımda benzer amaçlarla tavsiye etmişimdir. Dere kumu yerine küçük taneli ponza taşı kullanılabilir mi? Bunun için bitkilerin hassaslıklarını iyi bilmek gerekir. Tuzlu toprak toleransı olmayan küçük hassas sukulent türlerin ve Afrika menekşelerinin toprak karışımlarında dere kumu veya silisyum kumu ponzadan da perlitten de daha iyidir. Çünkü suyu ve tuzları emici slash tutucu özelliği yoktur. Büyük saksılar yetişen büyük bitkilerin topraklarında bazen iri taneli ponza taşı yeterlidir. Ama difen bahya gibi ve salon palmiyesi gibi tuzlaşmalara karşı çok hassas türlerde karışım oranları şöyle yapılmalıdır. 3 ölçü torf, toprak artı 1 ölçü dere kumu artı 1 ölçü ponza taşı. 2 çelik köklendirme de dere kumu çelik köklendirme de oldukça sağlıklı bir materyaldir. Tek başına kullanılabilir. Duruma göre gerçek saftör fiili eşit ölçülerde karışım yaparak da çelik köklendirmede kullanabilirsiniz. 3 toprak sineklerinden kurtulmak için saksı bitkilerinin diplerini, Toprak yüzeyini irkum ile 1 santimetre kalınlığında örtün. Toprak sinekleri yok olacaklardır. 4. Bahçelerde toprak düzenleyicisi bu mesele aslında konumuzun dışında. Bahçenizin toprağı fazla sert ve ağır kirli ise derinden çapalayarak metrekare başına bir kova kadar kum yayın ve tekrar çapalayarak toprakla iyice karışmasını sağlayın. Fakat bu iş biraz riskli. Özellikle kışın ağır don olayları olmayan yerlerde dere kumları genellikle tarım zararlısı toprak parazitleri içerir. Bugünkü yazımda saksı bitkilerine toprak karışımlarında dere kumu kullanımının faydasını, kumun niteliğini ve toprakla karışım oranlarını ele aldım. Konu ile ilgili soru ve önerilerinizi aşağıya yazabilirsiniz.